Yeşilçam'ın usta isimlerinden filmlerin tecavüzcü coşkun lakaplı kötü adamı Coşkun Göven, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Kendisinden 24 yaş küçük bale öğretmeni eşiyle mutlu bir evlilik süren usta oyuncuya, filmlerinizdeki o meşhur sahnelerinizde kadınlara karşı bir şeyler hissettiğiniz oluyor muydu sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Göven, o nasıl söz öyle, hiç olur mu, oyuncu profesyoneldir, hepsi arkadaşım, ablam, kardeşimdi, dünyanın en namuslu tecavüzcüsüyüm, hayatımda tek kadına yanlışım olmadı ifadelerini kullandı. Usta oyuncu o lakabın yapışıp kalması sizi rahatsız ediyor mu sorusuna şu yanıtı verdi. Ben o lakaptan değil insanların gerçek hayatta yaptığı taciz ve tecavüzlerden rahatsızım. Şiddetten çok rahatsızım. Gerçek hayatta bu kelimeyi duyunca tabii ki irite oluyorum dedi. Neden ekranlarda yoksunuz, teklif mi gelmiyor sorusunu şöyle yanıtladı. Nuri Alçoy'la konuştuğumuzda bu sebeple yakınmıştı. Evde şu an 3 senaryo var, okuyorum. Geçinmek zorundayım. Buna rağmen yine de seçici davranıyorum. Bizlere Yeşilçam emekçilerine çok haksızlık yapılıyor. Nuri ile başımıza çok trajikomik bir şey geldi. Nuri beni aradı ve çok ünlü bir sanatçı ile diziye başlayacağını söyledi. Çok heyecanlıydı. Sonra aynı gün içinde çok sinirli bir şekilde tekrar aradı. Nasıl şaşkın. Meğer 2 saatlik bir iş için çağırmışlar ve 3 kuruşa. O da kızıp reddetmiş. Sonra aynı yapımcı beni aradı. Ben de nasıl bir iş diye sorguladım. 2-3 saatlik bir iş ve 500 lira dedi. Başrol oyuncusu ise bölüm başı 150-200 bin lira alıyor. Şaka gibi. Nuri'yi aradım gülüştük. Gitmedim tabi. Bu bir saygısızlık. 1962 yılında 15 yaşındaydım. Çıraklık yaptığım berberin önünden yeşil çama figüran taşıyan otobüslere binmeye başlamıştım. Sonra filmlerde figüran rolleri almaya başladım ve keşfedildim. Türk sinemasında 400 e aşkın filmde oynadım.